Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karbonhidratları işledik sıra lipitlere geldi. Lipitlerle başlayalım yani yağları işleyeceğiz. Hemen devam edin Şimdi biz hep işte polimer monomer falan bunlardan bahsettik. Lipitler için farklı bir durum var arkadaşlar. Lipitler polimer değildir ama büyük moleküllerdir. Neden polimer değil? Çünkü polimer neydi? Çok sayıda monomerin bir araya gelerek oluşturduğu yapıydı polimer. Ama Yağlarda sadece 4 tane molekül bulunabiliyor en fazla. O da trigliseritlerde bulunuyor. Yani bir tane gliserol molekülü 3 tane de yağ asidi bağlandığı zaman trigliseritleri oluşturuyor ve en fazla zaten 4 çeşit. 4 tane de monomer bağlanabiliyor. Dolayısıyla yağlar daha böyle polimer olmayan büyük moleküllerdir arkadaşlar. Yağlara polimer demiyoruz. Bunları Nasıl bir araya geliyorlar? Bunlar hidrofobik oldukları için arkadaşlar bir araya toplanıyorlar ve gruplaşıyorlar. Dolayısıyla hidrofobik özellikleri yani hidro ne demek zaten? Su. Fobi de sevmemek anlamında. Suyu sevmeyen özelliklerinden dolayı bir araya geliyorlar, gruplaşıyorlar ve bir yapı oluşturuyorlar arkadaşlar yağlar. Bunlar... Oksijen katıldığı zaman hani oksijenin katıldığı bağlarla birlikte arkadaşlar genelde hidrokarbon yapıda olan moleküllerdir. Gerçek polimerlerden daha küçüktürler ama yine büyük moleküllerdir. Hücre zarından geçemezler arkadaşlar yağlar direkt olarak. Şimdi yağlarda 3 çeşidimiz var. Trigliseritler, fosfolipitler ve steroidler. Biz ilk önce trigliseritleri göreceğiz çünkü bunlar bizim için enerji depoluyor arkadaşlar. Bizim vücudumuzda işte ısı yalıtımını sağlayan, enerji depolayan yağlar trigliseritlerdir. Şimdi bunlara bakalım. Bunların iki tip monomeri vardır. Nedir bunlar? Gliserol ve yağ asididir arkadaşlar. E gliserol bir alkoldür. 3 karbonlu olan bir alkoldür arkadaşlar ve her karbonunda hidroksil grubu taşır. Bu yüzden de küçük bir moleküldür. Hidroksil e, içeren bir e, yapıdır arkadaşlar gliserol. Yağ asidine baktığımız zaman yağ asidi gliserole göre daha uzun zincirdir. 16 ya da 18 tane karbon içeren uzun bir iskelete sahiptir arkadaşlar. Bu yağ asitlerinin ucunda da bir tane karboksil grubu vardır. Bu karboksil grubuna bağlı da yine uzun bir hidrokarbon grubu var. Zaten bu hidrokarbon özellikleri sayesinde de e, birbirleriyle ne yapıyorlar işte hidrofobik özellik kazanıp birbirleriyle gruplaşıyorlar arkadaşlar. Yağ asitlerinin yapısında bu hidrokarbon zincirlerinde polar olmayan yani apolar karbon hidrojen bağları bulunur arkadaşlar. Bu bağlar sayesinde de yağlar ne yapıyor? Hidrofobik oluyorlar. Yani yağların suyu sevmeme sebebi karbon hidrojen bağlarının hidrofobik olmasındandır. Bu da nerede? Hidrokarbon zincirinde bulunuyor. Arkadaşlar yağlar suda erimezler. Yani biz yağı suyun içerisine attığımız zaman sudan ayrılıyor. Çünkü e, su molekülleri birbirleriyle hidrojen bağı kuruyorlar ve yağları dışlıyorlar. Yağları dışladıkları içinde yağlar kendi aralarında bir grup oluşturuyorlar. Bu yüzden de yağ suyun içerisinde çözünmüyor direkt olarak. Enzim katılması lazım tabii ki. Peki yağlar nasıl oluşuyor? Oluşumuna bakalım. Az önce söylemiştim. Neydi? Yağın yapısında gliserol molekülü vardır arkadaşlar. Bizim anlatacağımız trigliseridin yapısında 3 tane de yağ asidi bağlanıyor. Bu yağ asitlerinin bağlandığı bölgelerde hangi bağ, hangi kovalent bağ ortaya çıkar? Ester bağı. Bakın, karbonhidratlarda hangi bağ vardı? Glikozit Yağlarda hangi bağ var? Ester bağı vardır arkadaşlar. Ester bağıyla yağ asitleri gliserole bağlanır. Yine aralarından bir molekül su açığa çıkar. Her bir yağ asidi bağlandıkça bu sayede 3 molekül su açığa çıkmış oluyor. Dolayısıyla ester bağı da bir kovalent bağdır ve bu tepkime de arkadaşlar nedir? Bir kondensasyon tepkimesi yani bir dehidrasyon tepkimesidir. Peki açığa çıkan yağ biz ne diyoruz? Triacil gliserol ya da arkadaşlar tiri gliserit serit ya da nötral yağ diyoruz. Nötral yağlar bizim vücudumuzda enerji deposu olarak kullanılır söyleyelim. Peki yağın yapısında bulunan yağ asitleri farklı olabilir mi? Aynı olabilir mi? Arkadaşlar yağ asitlerinin her biri birbirinden farklı olabilir. Ya da her biri birbirinin aynısı olabilir. Farklı şekillerde bir araya gelebilirler. Dolayısıyla bir yağın yapısında en fazla kaç çeşit monomer bulunabilir? En fazla 4 çeşit bir tane gliserol. 3 yağ asidi de birbirinden farklı olduğu zaman ne olur? En fazla 4 çeşit monomer bulunur çeşit olarak. Peki en az kaç çeşit olur? En az da 2 çeşit. Bir tane gliserol, bir diğeri de yağ asidi olur. Yağ asitlerinin üçünü de aynı olduğunu düşünürsek. 2 çeşit en az, 4 çeşit de en fazla arkadaşlar bir araya gelebiliyorlar. Şimdi bizler yağ asitlerini ee, üzerinde bulunan yani yapısında bulunan çift bağlarına göre arkadaşlar ikiye ayırıyoruz doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri Doymuş yağ asitleri oluşurken şöyle şurayı sileyim Doymuş yağ asitleri oluşurken arkadaşlar karbonlar arasında çift bağ olmuyor Neden olmuyor peki biz bu doymuş doymamışlık durumunu neye göre söylüyoruz Bakın şu bizim karbon zincirimiz olsun Karbon kararlı hale gelebilmek için kaç tane bağ yapması gerekiyordu? 4 tane. Şimdi her bir karbonu 4 bağ yapalım şöyle. 4 bağ yaptığı zaman her birine arkadaşlar geliyor hidrojen bağlanıyor. Her bir karbona hidrojen bağlanıyor. Ben burada 4 karbon gösterdim ama ne dedim? 16-18 tane karbon olabilir dedik. E sonra bir de OH grupları bağlanıyor. Hidroksil grupları bağlanıyor arkadaşlar. Ve böylece bir doymuş yağ oluyor. Neden? Çünkü hidrojen sayısı fazla hidrojene doymuş yağ asididir bu. Eğer hidrojen sayısı fazlaysa karbonlar arasında çift bağ yoksa o zaman doymuş yağ asidi diyoruz. Peki doymamış yağ asidi nasıl oluşuyor? Arkadaşlar şöyle düşünün bakın şuradan bir tane hidrojeni sildim. Karbon kararlı hale gelebilmek için kaç bağ yapması gerekiyordu? 4 bağ yapması gerekiyor. Şimdi bu karbon kaç tane bağ yaptı? 3. Kendini 4'e tamamlamak için diğer karbonla gidiyor bir bağ yapıyor. Peki buradaki karbona baktığımız zaman kaç bağ oldu? 2 3 4 5 tane oldu. O zaman benim buradan bir tanesini daha silmem lazım. Hidrojen sayısı eksildi mi? Eksildi. Hidrojene doymamış bir yağ asidi oldu. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Doymamış yağ asitleri diyoruz. Doymamış yağ asitlerinde karbonlar arasında yanlışlıkla sildi. Karbonlar arasında çift bağlar vardır arkadaşlar. Doymamış yağ asitlerinde unutmayın. Doymuş yağ asitlerinde çift bağ yoktur. Doymuş yağ asitleri doymuş yağları oluşturur. Doymamış yağ asitleri de arkadaşlar adı üstünde zaten doymamış yağları oluşturuyor. Şimdi doymuş ve doymamış yağlara bakalım ama ilk önce yine buradan da göstereyim size. Bakın doymuş yağ asitinde dikkat ederseniz hiç çift bağ yok arkadaşlar. Ama doymamış yağ baktığımız zaman bakın bir tane çift bağ var. Dolayısıyla bu çift bağdan dolayı karbonlar arasındaki çift bağdan dolayı hidrojen sayısı eksik oluyor. Bu yüzden de arkadaşlar ne oluyor? E, doymamış yasite oluyor. Ayrıca bu çift bağların kırıldığı yerden böyle bir dirsek şeklinde e, birbirinden ayrılıyorlar. O yüzden görünüş olarak da birbirinden farklı olabiliyor bu iki yasite. Evet, şimdi doymuş yasitlerin oluşturduğu yağlara doymuş yağlar dedik peki bu yağlara baktığımız zaman arkadaşlar bu yağlar genellikle hayvansal yağlardır ve oda sıcaklığında katı olan yağlardır arkadaşlar doymuş yağlar bizim için de önemlidir özellikle dediğim gibi hayvansal yağlar mesela bizim vücudumuzda oluşan yağlar da bu iç yağları falan oluşuyor ya organların etrafını saran yağlar bunlar da yine doymuş yağlardır katı halde bulunurlar oda sıcaklığında İşte iç yağ tereyağı gibi yağlar nedir doymuş yağlardır Doymamış yağ asitleri yapıya katılıyorsa o zaman da doymamış yağlar oluşuyor. Bunlarsa oda sıcaklığında sıvı olan yağlardır ve bitkisel kaynaklıdır. Zaten bitkisel kaynaklı olduğunu biliyorsak bitkisel kaynaklı olan yağlar sıvı değil mi? O zaman oda sıcaklığında sıvıdır diyebiliriz. Mısır özü yağı, balık yağı, balık yağı mesela balık hayvan e, hayvandır arkadaşlar ama balık yağı da sıvı özelliğe sahiptir. Zeytin yağ gibi yağlar nedir? E, doymamış yağlarımıza örnektir. Bir de trans yağlar var. Şimdi trans yağlar daha da önemli. Neden önemli? Çünkü trans yağlar kendiliğinden oluşmuyor. Trans yağlar arkadaşlar sıvı yağların hidrojene doyurulması sonucunda oluşuyor. Özellikle margarinler bu gruba giriyorlar. Mesela margarinlerin reklamları yapılırken işte yazar üstünde trans yağ yoktur. Kalbinize dosttur, bilmem ne falan filan. Aslında kendisi trans'tır. Yani kendisi trans yağdır. Çünkü şimdi az önce söyledik ya karbonlar arasında çift bağ var diye. Ne yapıyor bu hidrojene doyururken buradaki çift bağları kırıyorlar. Bu çift bağları kırıyorlar arkadaşlar. Çift bağ kırdığı zaman buraya getiriyor hidrojen bağlıyor. Bu sefer hidrojene doyurduğu için bu yağ otomatik olarak katılaşıyor. Dolayısıyla ısıl işlem gördüğü için, dışarıdan bir işlem gördüğü için arkadaşlar bu yağlar zararlı yağlardır. Özellikle margarinler trans yağ grubuna girer. Ve bizim evde yaptığımız uzun süreli kızartma yaptığımız yağlarda yine trans yağ grubuna girer. Özellikle bu fast food restoranlarda e, patates kızartmaları, tavuklar falan kızartıyorlar ya. O yağlar arkadaşlar trans yağ oluyorlar artık. Ben çalışmıştım oralarda. Evet. Mesela yağı normalde böyle hani haftada bir falan değişmesi gerekiyor ama hani çok fazla bekletiliyor bazen yağlar. 15 günde bir, 20 günde bir değişiyor arkadaşlar. Bu durumda da ne oluyor? Tabii ki trans yağ dönüşüyor ve zararlı hale geliyor. Zaten lezzetli yapan şey de mesela siz patatesi ilk kızarttığınız zaman bir yağda ilk defa kızarttığınız zaman patatesten böyle çok hani tat almazsınız ama Üçüncü kez, dördüncü kez aynı yağda kızarttığınız zaman güzel bir tat alırsınız. O tadın sebebi işte yağın trans yağ dönüşmesinden kaynaklanıyor. Yani ben de nasıl oluyor bilmiyorum ama tadını daha güzel yapıyor. Ee, bu fast food'daki restoranlarda da hani böyle olmasının sebebi bundan kaynaklanıyor. Çok e, ısıl işlem görmüş yağlar kullanıyorlar arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım diyorum. Ama biz de tüketiyoruz tabii ki. E, bağımlılık yapan bir madde de varmış içerisinde. Çin tuzu falan deniliyormuş sanırım. Bu çin tuzundan dolayı da bağımlılık yapıyormuş arkadaşlar. Çok fazla da tüketmenizi önermiyoruz tabii ki. Peki eğer doymuş yağlarla çok fazla beslenirsek ne olur? Normalde aslında doymuş yağlar sağlıklıdır ama dozunda tüketmemiz lazım. Yani biz tereyağını, iç yağını arkadaşlar çok fazla tüketmememiz gerekiyor. Özellikle ee, böyle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde İç Anadolu'da falan bu doymuş yağlar çok tüketiliyor. Bunun sebebi de hani oralarda bitkisel kaynaklı ee, yağlar çok fazla rağbet görmüyor açıkçası zeytinyağı falan ama zeytinin bulunduğu yerlerde Ege'de, Marmara'da arkadaşlar zeytinyağı mesela daha fazla kullanılıyor. O bölgelerde sık rastlanan bir hastalık var arterioskleroz dediğimiz bir hastalık arkadaşlar. Bu damar tıkanıklığıdır aslında. Kalp damar hastalıklarına yol açan bir yağdır ayrıca doymuş yağlar. İç çeperlerinde kan damarlarının iç çeperinde plak denilen yağ birikintileri oluşuyor. Bakın şurada göstermişim bakın. Burada iç damarlar, damarların iç kısmında arkadaşlar plaklar birikiyor. Damar daralıyor, daralıyor, daralıyor. Bir süre sonra damar tıkanıyor. Tıkandığı zaman da eğer ki bu tıkanma işte e, kalbi besleyen damarlarda, koroner damarlarda oluyorsa zaten kalp krizine sebep oluyor. Eğer bu tıkanma Allah korusun beyinde falan sebep ol, beyinde falan oluyorsa arkadaşlar beyin kanamasına falan sebep olabiliyor. Ya da işte Pıhtı oluşturup Pıhtının diğer damarları Etkilemesi durumu olabiliyor O yüzden de oldukça dikkat edilmesi Gerekiyor arkadaşlar Peki hastalıklardan da Bahsettik bir de adipöz dokudan Bahsetmek istiyorum size Şimdi bizler insanlar ve diğer Memeliler arkadaşlar uzun Dönemli besinlerimizi Yağ olarak depo ediyoruz peki Yağı nasıl depo ediyoruz Adipöz doku dediğimiz bir doku vardır Bu dokuda arkadaşlar e, yağları depo ediyoruz. Bu depo enerji deposu da olabilir ya da iç organlara destek olarak da olabilir. Mesela yağlanma ilk olarak bağırsak etraflarında başlar. Diyelim ki siz çok fazla işte karbonhidrat ağırlıklı yağ ağırlıklı besin tüketiyorsunuz. Bu sefer glikojen depoları dolduğu zaman hemen besinler yağ dönüştürülmeye başlıyor. Yağ dönüştürüldüğü zaman da ilk depolanmaya başladığı yer tabii ki neresi? Ee, i̇şte bağırsaklar karaciğer kendi etrafını doldurur arkadaşlar ve e, organlarda yağlanmalara sebep olabilir. Normalde az miktarda tabii ki çorganlara destek veriyor ama fazlası tabii ki ne yapıyor organ yağlanmasına sebep oluyor ve organların yeterli çalışmasını engelliyor. Bu yüzden de önemlidir tabii ki yediğimiz içtiğimize mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca deri altında da birikerek ne yapıyor? Vücudumuz için izolasyon sağlıyor arkadaşlar. Bizim trigliserit dediğimiz veya triacilgliserol dediğimiz yapılar ne yapıyor? Bizim vücudumuz için destek sağlıyor. Evet trigliseritleri bitirdik. Şimdi geliyoruz fosfolipitlere. Fosfolipitler de önemlidir tabii ki. Arkadaşlar fosfolipitler hücre zarının temel bileşenidir hücre zarının yapısını oluşturuyor zaten fosfolipitleri enerji kaynağı olarak kullanmıyoruz biz bunları e, yapıya katıyoruz arkadaşlar ve özellikle hücre zarının yapısına katıyoruz sadece hücre zarı değil diğer organellerin zarlarını da oluşturuyor fosfolipitler sadece hücre zarı olarak düşünmeyin Peki fosfolipitin yapısında ne var arkadaşlar İki tane yağ asidi vardır. Yağ bir kuyruk oluşturmuştur. Şöyle şuradaki yapıdan göstereyim bakın. Şimdi bakın bir gliserol molekülüne iki tane yağ asidi bağlanmış. Doymuş yağ asidi, doymamış yağ asidi olabilir bunlar. Doy bir tane doymuş, bir tane doymamış yağ asidi. Ee, bir de arkadaşlar fosfat grubu dediğimiz grup bağlanıyor. Fosfat grubunun bağlandığı ve gliserolün bulunduğu kısım hidrofilik kısımdır. Yani suyu seven kısımdır. Ama yağ asitlerinin bulunduğu kısım da nedir? Hidrofobik kısımdır arkadaşlar. Yani suyu sevmeyen kısımdır. Zaten burada yine bağlar oluşurken ester bağları kuruluyor ve su molekülleri açığa çıkıyor. Yine oluşum tarzı aynıdır. Sadece yapıya katılıyor arkadaşlar. Bu ve yapısında fosfat vardır. Fosfat <laughs> molekülleri ee, fosfolipitin yapısı oluştuktan sonra hücre zarının yapısına katılır dedik. Peki nasıl katılıyor? Çift sıralı şekilde katılıyor. Şöyle yapıyor arkadaşlar. Suyu seven kısım bu baş kısımları hücrenin içine ya da hücrenin dışına bakıyor. Suyu sevmeyen bu kuyruk kısımları ise birbirine bakıyor. Böylece bu aradan su geçişi gerçekleşmiyor ve e, yapısı bozulmamış oluyor. Bu, bu yüzden de arkadaşlar oldukça e, sağlam bir hücre zarı oluşturuluyor. Bakın şöyle. Yine burada da aynı şekilde göstermişiz biraz daha detaylı olarak. Bakın yağ asitleri, şunlar yağ asitlerimiz. Daha sonra gliserol molekülü, fosfat molekülü arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptı? Hidrofilik kısmını ve hidrofobik kısmını oluşturdu. Bakalım burada söylemediğimiz ee, kısım var mı? Tamam. Burada söylemediğimiz bir şey yok. Evet. Ee, fosfolipitlerle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Sadece hücre zarının yapısına katılıyor. Ve yapısının nasıl olduğunu bilin. Hidrofobik, hidrofilik kısımları olduğunu bilin. Yeterlidir. Gelelim şimdi steroidlere. Arkadaşlar steroidlerden en önemlisi kolesterol. Bir kere zaten kolesterolden bahsedeceğiz. Ama... Bazı hormonlar ve bazı vitaminler de steroid grubundadır. Bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi steroidler normal yağlardan farklı. Yani hem fosfolipitten hem de trigliseritlerden farklıdır arkadaşlar. Peki steroidlerin yapısı nasıl? Steroidler birbirine kaynaşmış 4 tane halka içeren karbon iskeletine sahip. Bakın burada yapı olarak göstermişim. Bakın 4 tane halka şu şekilde 4 halka birbirine Kaynaşmış arkadaşlar, böyle bir karbon iskeletine sahip halkalardan oluşan yapıya bakın. Şu halkaya farklı moleküllerin bağlanmasıyla ne oluyor? Farklı steroidler bir araya geliyorlar. Yani farklı steroidler oluşuyor. Normalde şurası temel kısım. Ama şu kuyruk kısmı gibi olan bölgeye de farklı bir molekül bağlandığı zaman ne oluyor? Farklı steroidler ortaya çıkıyor. Mesela bu nedir? Bu bir kolesterol molekülüdür ve kolesterol bizim için oldukça önemlidir. Bizim hücrelerimizin hayvan hücre zarlarının yapısına katılır arkadaşlar. Hem de diğer steroidlerin sentezinde de öncüllük eder. Özellikle hormonların, vitaminlerin arkadaşlar sentezinde öncüllük yapıyor kolesterol molekülü. Oldukça önemlidir. Peki başka hangi moleküller kolesterolden oluşmuş? Mesela bizlerdeki cinsiyet hormonları. Bunun gibi birçok hormon kolesterolden oluşmuştur. Nedir cinsiyet hormonlarımız? Progesteron, değil mi? Östrojen ve testosteron arkadaşlar. Bunlar bizim cinsiyet hormonlarımızdır. Testosteron ve progesteron hem erkeklerde, pardon. Testosteron ve progesteron erkeklerde, östrojen ve progesteron da yine nerede bulunuyor? Dişilerde bulunuyor arkadaşlar. Ee, progesteron erkeklerde yok özür dilerim yanlış söyledim testosteron erkeklerde progesteron ve östrojen de arkadaşlar kadınlarda bulunan cinsiyet hormonlarıdır. Tabi bu hormonlar böbrek üstü bezlerinde de az miktar sentezlendiği için yine erkeklerin kanında da var ama yüksek düzey olarak progesteron ve östrojen yüksek düzeyde dişilerde var. Testosteron da yüksek düzeyde erkeklerde var. Peki kanda eğer yüksek miktarda kolesterol olursa ne olur? O zaman da yine ateroskleroz dediğimiz damar hastalığına sebep olabilir arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz burada ne yapmış? Yavaş yavaş plaklar oluşturmaya başlamış. Sonra daha da kalınlaşmış bir plaklar. Sonra damar tıkanıklığına yol açmış ve kalp krizine sebep olmuş. Ee, kolesterol molekülü bu yüzden bizim için oldukça önemlidir. Çok çok dikkat edilmesi lazım. Kolesterol molekülü e, hücre zarının geçirgenliğini artırıyor ama fazla miktarda olursa arkadaşlar bu sefer de ee, geçirgenliği azaltıyor. Yani kararında olması lazım. Fazla miktarda olursa geçirgenliği durdurur ya da azaltır ama az miktarda hücre zarının geçirgenliğini artırıyor diyebiliriz. Çünkü kolesterol yağ molekülü olduğu için e, hani şöyle düşünün yağ gibi kaymasını sağlıyor gibi söyleyebiliriz aslında. Dediğim gibi fazlası tabii ki zararlı. Evet böylece Bitirmiş olduk arkadaşlar yağları da lipitleri de bitirmiş olduk. Sonraki videomuzda nereye geçiyoruz? Tabii ki proteinlere geçiyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.